Sayın yarışseverler, değerli izleyiciler, günün 5. koşusu Cumhuriyet Kupası koşusuna katılacak olan A grubu Arap atları ve A grubuna intikal etmiş 3 yaşlı Arap tayları çim piste çıkıyorlar. Sayın Mustafa Kaya'nın 1 numaralı Börühan isimli atı Ömer Kaya ile Sayın Nurbiye Gülerce'nin 2 numaralı Caş isimli atı Halis Karataş'ta. Sayın Tahsin Kökmen'in 3 numaralı Rüşvan Bey isimli atı Yalçın Akağaç'ta. Sayın Ümit Bekmezci'nin 4 numaralı Sergen isimli atı Arslan Birdal'la. Sayın Nurbiye Gülerce'nin 5 numaralı Yelhan isimli atı Süleyman Aktı'yla. Sayın Sürmeli Karaca'nın 6 numaralı Ağa Karaca isimli atı Ahmet Atçı'yla. Sayın Işıl Güneş'in 7 numaralı Altağ isimli atı Şinasi Gökçe'yle. Sayın Halil Durmuş'un 8 numaralı Benim Oğlum isimli atı Selim Kaya'yla. Sayın Raif Karabulut'un 9 numaralı Hisaran isimli tayı Fuat Çakar'la ve Sayın Gürbüz Refioğlu'nun 10 numaralı Odin isimli tayı Yemen Tunç'la Cumhuriyet Kupası koşusuna katılacaklar. Benim Oğlum geri planda kalan tek at. Evet, 10 numaralı Odin de starttaki yerini aldı. 8 numaralı Benim Oğlum son at olarak giriş hazırlığı yapıyor kulvarına yakın. Ve starttaki yerini aldı. Atlar start hakemlerine girdiler. Start verildi ve Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 10 numaralı Odin 5 boy, 8 numaralı Benim Oğlum 2 boy kadar tereddütlü koşuya başladılar. 1 numaralı Börühan koşuyu force ederken yarım boy kadar dışına 5 numaralı Yelhan sokuluyor. 1400 startı geçiliyor. Bu ikinin 2,5 boy kadar gerisinde 3.'lüye 9 numaralı Hisaran giriyor. Hisaran'ın 1 boy gerisinde 7 numaralı Altağ 4.'lükte. Altağ'ın 1,5 boy kadar gerisinde doldurarak ortadan 10 numaralı Odin mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışında 2 numaralı Caş. Bariyer cebinde Sergen'in de uğraşları var. 1 numaralı Börühan önde 1,5 boy farklı liderliğini yine 5 numaralı Yelhan'ın çabalarına rağmen koruyup 1000 metre start yerini lider geçiyor. Bu ikinin 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Hisaran yine 3.'lükte. Hisaran'ın 1 boy kadar gerisinde 4.'lükte 7 numaralı Altağ 5.'liğe 2 numaralı Caş sokuluyor. Bariyer cebinde 4 numaralı Sergen dışında şimdi 6 numaralı bu metreler içerisinde 6 numaralı Ağa Karaca'nın çabaları var. Dışlarında 10 numaralı Odin, aralarında 8 numaralı Benim Oğlum. Bariyer cebinde de 7 numaralı 3 numaralı Rüşvan Bey sırasıyla son 600'ü 1 boy kadar 1 numaralı Börühan lider geçiyor. Hemen dışından 2.'liğe şimdi 9 numaralı Hisaran, 3.'lüğe 7 numaralı Altağ'a giriyorlar. Dışlarından da 2 numaralı Caş'ın çabaları var. Ve son viraj dönüyor. Bariyer cebinde 1 numaralı Börühan'a ortadan gelen 9 numaralı Hisaran yakalıyor. Geri plandan 7 numaralı Altağ'ın çabaları var. Son 200'e doğru geliyoruz. Evet, 1 numaralı Börühan liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan 9 numaralı Hisaran. Gerilerden iç kulvardan 6 numaralı Ağa Karaca'nın ve 10 numaralı Odin'in çabaları var. Son 200 geçildi. Börühan liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan Hisaran, dışarıdan Altağ'a. İçeriden Odin ve Ağa Karaca geliyorlar. Börühan, Hisaran içeride. Odin arasında başa baş. İçeriden de Ağa Karaca. Evet, müthiş bir foto oldu sayın yarışseverler. İç kulvardan gelen 6 numaralı Ağa Karaca, 10 numaralı Odin ve 1 numaralı Börühan arasında, 9 numaralı Hisaran arasında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülük kararını varış hakemleri verecekler. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. İç kulvardan gelen 6 numaralı Ağa Karaca, evet onun yanında 10 numaralı Odin, orta kuvarda 1 numaralı Börühan ve 9 numaralı Hisaran taraklama fotoya girdiler. Bununla ilgili kararı varış hakemleri verecekler. Evet sevgili izleyiciler, sayın yarışseverler, devlet haralarında yetişen A grubu Arap atlarının yanı sıra A grubunda koşmaya hak kazanmış 3 yaşlı Arap taylarının da katıldığı senenin en büyük koşularından biri kuşkusuz Cumhuriyetimizin adına düzenlenen Cumhuriyet Kupası koşusu. Az önce izlediniz ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı. 6 numaralı Ağa Karaca ve 10 numaralı Odin
Bitiriş çizgisinde birbirlerini yenişemediler. Birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bir başka deyişle at başı bir şekilde ikisi de bu önemli koşuyu ve kupayı kazandı. Şimdi kupa törenine geçiyoruz. Kupayı da Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp, kazanan atın sahipleri. Evet, önce Ağkaca'ya, daha sonra Odin'in sahibi Sayın Gürbüz Refioğlu'na vekaleten de antrenör Cüneyt Çınar Gürbüz Refioğlu'nun kupasını takdim edecek. Kupayı. Evet, birlikte tabii. Hayırlı olsun. Sağ olun. Efendim, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Efendim, cumhuriyet güzelliktir. Cumhuriyet millettir. Cumhuriyet haktır, hukuktur, medeniyettir. 76 yıl önce temellerini attığımız cumhuriyet bugünkü güzelliklerine erişmiştir. Meyvesini vermektedir. Ve cumhuriyetimiz Türk milleti var olduğu ve tüm diğer ülkeleri de kıskandıracak bir şekilde yaşayacaktır. Bazıları, bazı bedbahtlar, bazı bu milletin süper millet olmasını istemeyenler, dışta veya içteki bedbahtlar, tekrar ediyorum, cumhuriyeti sevseler de, sevmeseler de millet olarak, devlet olarak biz cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ben 76. Cumhuriyetin yıl dönümünde biraz buruz. Niçin buruz? Çünkü 17 Ağustos'ta bir felaket yaşadık ve Cumhuriyet Bayramı'ndan birkaç gün önce bir düşünürümüzü, kıymetli bir hocamızı, bir siyasetçimizi bu bedbahtlar şehit ettiler. Ancak biz diyoruz ki bir ölür bin diriliriz ve sonuna kadar da cumhuriyetimizi yaşatırız. Ve biz yarışlarda da, Jockey Kulübü'nün organize ettiği yarışlarda da, bu sene Cumhuriyet Kupası'nda da bu düşüncemizi gösterdik ve buna devam edeceğiz. Tarımda bereketli olacağız inşallah. Ve bugün de bir bereketi yaşıyoruz. Yarışta da iki at birinciliği kazandılar. İşte demokrasinin güzellikleri. Eğer demokrasi olmasaydı herhalde bir tarafın kazandığına karar verilebilirdi. Ben iki at sahibini kutluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. İki jokeyimizi kutluyorum. Atlara sağlık, yetiştirenlere sağlık diliyorum. Jokeylerimize nice nice başarılı yarışlar diliyorum. Jokey kulübünü kutluyorum. İnşallah daha nice böylesi cumhuriyet yarışlarında birlikte olmak üzere size bunu veriyorum. Ancak bunu ortasından kesmeyelim. Aynısını yapalım. İkini tutun kupayı şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp, izlediğiniz gibi at sahibi Sürmeli Karaca'ya, Ağkaraca'nın sahibi Sürmeli Karaca'ya ve Odin'in sahibi Gürbüz Refioğlu'na vekaleten de antrenör Cüneyt Çınar Yılmaz'a bu anlamlı kupayı, cumhuriyetimizin kupasını takdim ediyor. Şimdi Profesör Doktor Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp de bugünün anısına Türkiye'mizin sembolü şanlı Türk bayrağını da kupaya sararak armağan ediyor. Bu anlamlı, bu duygu dolu tören sürüyor sayın yarışseverler. Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Gökalp şimdi kazanan antrenörlerin de plaketlerini verecek. Ünlü antrenör, menajer Sayın İbrahim Gökbaş, Ağkaraca'nın antrenörü Sayın İbrahim Gökbaş ve Odin'in antrenörü Sayın Adil Yılmaz'la plaketlerini
Sayın Bakanımızın elinden izlediğiniz gibi alıyorlar. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Böyle bir anlamlı kuşu kazandığım için çok mutluyum. Tebrik ediyorum. Sayın Bakanımız ayrıca antrenörlere birer de at sahiplerine hediye ettiği gibi antrenörlere de şanlı Türk bayrağını armağan ediyor. Odin'in jokeyi Yemen Tunç ve Ağkaracan'ın jokeyi Ahmet Atçı da plaketlerini Sayın Bakanımızın elinden şanlı Türk bayrağıyla birlikte izlediğiniz gibi alıyorlar sevgili evet, izleyiciler. Ne mutlu Türk'üm diye. Yani. Hipodromda bulunan yarışseverler de bu mutlu anı törene katılanlarla birlikte yaşıyorlar. Evet sayın yarışseverler, sevgili izleyiciler, Cumhuriyetimizin 76. yılı anısına düzenlenen Cumhuriyet Kupası koşusu ve sonrası izlediğiniz Sayın Bakanımızın katıldığı kupa töreni tamamlanıyor. Sözü yeniden Ahu Gümüşkemer'e bırakıyorum. Şimdi Sayın Bakanımız, Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp, Jokeyler Derneği Başkanı Süleyman Aktı'ya izlediğiniz gibi çok değerli bir armağan veriyor, bir eğer veriyor, ayrıca şanlı bir Türk bayrağını da Cumhuriyetimizin anısına Jokey Süleyman Aktı'ya, Jokeyler Derneği Başkanı'na armağan ediyor. Tebrik ediyorum. İnanıyorum bundan çok güzel yarışlar çıkarırız. Evet sevgili izleyiciler, şimdi 6. koşuya katılacak atların padok görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.